Şurada bir kız var. Aynen burada bir kız var. Zaten buradaki görevli kız burada yatıyor. Ondan sonra buraya bir kız geldi. Böyle yani kabin gibi. Bak buraları temizledim mesela dün. Şu an mesela odada hiç kimse yok. Biz bugün Yangon'dayız. Hele şükür Yangon'a gelebildik. 12 saat sonra. Ya pis yerlere gittik. Of. Arkadaş 20 dolar diyor, 18 dolar diyor. Gerek yok. O guest house nasıl benim yukarı çıkmadığım. Var ya, yani bir yere çıktım. 3. katta kapısı. Girdim. Abi diyor ki ayakkabılarını çıkar. Zaten dedim her yer pimpis. Yani niye çıkarayım ben ayakkabıyı? Hayır bir şey ya. Ya o kadar leş ki girişler falan böyle o kadar köhne, arka sokaklar gibi. Allah'ım dedim ne olur burada kalmayalım. Hani içimden diyorum. Ender geldi. Şöyle suratına bakıyorum. Diyorum ki nasıl burası? Pek iyi değil dedi. Dedim Allah aşkına gidelim buradan. İstemiyorum ben kalmak. Burada tower'lar var. Sakura Tower. Burada şu otobüslerin olması sevindirici. Çünkü diğer taraflarda taksileri tuttuklara mecbur kalıyoruz. Burada bineceğiz en azından 2-3 liraya. Çok güneşli. Burada herkes bu şekilde şemsiyeler dolaşıyor. Daha bugün konuşuyorduk nasıl yiyeceğiz bu karpuzlardan diye. Abla burada şey satıyor ama dilim dilim satıyor. How much? 200. Yani almaya korkuyorum çünkü direkt şeyin yanında. Okay, va. Ama tadını da merak ediyorum. 200 hiçbir şey. Çok kestin ablacığım, sağ olun. Böyle bir teknikleri var. Tabağı kesiyor, poşetin içine atıyor. Veriyor. Thank you so much. Karpuzumuz var. Müzen de burada bir şey soruyor, internet soruyor. İnternet de çok sorun oldu ya burada. İnternet aldık. 1200 MPT mi? MPT, herhalde. 2 GB alalım mı? Al. Ha? Al ya, en azından bilgi amaçlı kullanırız. Aynen, hiçbir yere bakamıyoruz. Kaç gündür internetimiz yok. Burada bir abi satıyor. Bundan bir alalım bakalım. Ben de. Bu yavru kuş da benden karpuz istiyor. Al bakayım. Ha? Hepsini mi alacaksın? Hadi al bakalım. Karpuz almıştım. Ye onu ye. Ye. Benim karpuzu aldı ya. Ya tatlış diye bak ya. Tatlış diye bak ya. Ye bakayım. Ye abi ye. Ye. Ah. Ye abi. Karpuz ısısı seni. Karpuz ısısı. Karpuzumu alıyor. Alırız ya. Alo. Statistik. Ay, elma geldi. Amca bir şeye kızdı ama bak el sallıyor. Bu amca bir şey yaşadı biraz önce ama ne yaşadı anlamadım. Şimdi abladan bir daha alacağız. Çünkü bizim karpuzumuz şu minik çaldı. O geldi istedi. Ona alırı bir şey veriyorlar. Valla bir şeyden mi almış o? Düşürdü elmasını. Oğlum ne yapıyorsun? Evet. Olmazsa ya dur oraya. Al bakalım 200. Thank you. Çok garip yerler. Yani her yer bir eğlence. Her yer bir şamata. Hey hey hey. Öpücük atıyor ya. Pokemon. Oh. Oh. Şapşal. Şapşal. Biz gidiyoruz peşinden. Şapşal.
Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. Hala öpücük atıyor. Vallahi böyle çocuklar başka ülkelerde yok ya. Çocuk belgeseli çekmeye geldi sanki. Myanmar'ın çocuklarını çekiyoruz. Yangon'un çocuklarını çekiyoruz. Ne kadar eski bir tren ya. Tren hattı gözükmüyor bile. Şurada bir tane daha var. Yardım. Şu bileti halledelim mi sağ salim? Otelimize dönelim. İyi mi? Valla karpuzları güzel değildi şeyde. Ama bu güzel. We want to go Hapan. 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 Hepen. Hepen. Other side. Other side. Okay, thank you. Thank you. Burada bir de elle yemek kültürü var. Pilavı falan elle yiyor abiler. Chenlong Station. Chenlong Station'a gidiyoruz. Ya arkadaş. Bak hani... Ticket Office yazmış oraya. Biliyor musun? Yok, ticket Office yazmış. Ticket Office orada var. Gidiyorsun. Yok. Bir de 7. 7'ye git demişti. Yani 7'ye de geldi. Şey, İngilizce eksik, tamam mı? Birkaç kelime bile bilseler bir şekilde anlaşırsın ama yok. Hani ben kendim İngilizce bilmiyor diye biliyorum ama burası gerçekten bilmiyor. Yani yes'i no'yu bilmiyor ya. Ya yok. Bir şey söyle. Bana de ki yes ya da no ya da böyle hayır. Evet işaret yap. Yap. Hani bir şey yap. Anlamıyor çünkü. Nasıl cevap versin? Yapan. Yapan. Leren. Leren. Ha? Leren. Leren. Hepan, hepan. 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 Mikrofon 1'e gidin dedi. Geldik. Buradaki istasyona bakar mısınız? Ya şunu Türkiye'de bulamazsınız. Bayağı dolu. Şimdi şurada bir turist information var. Oraya gideceğiz. Umarım bir information alabiliriz gerçekten. Yes, ma'am. Yes. Yes, to Mola Miyay to the Jugambayne train. Uh-huh. Okay. Again, here to the border. Borderline, border. Cross to the borderline. You can, we can... By bus. We are here. Sabah ineceksin, sabah. Sabah oradasın. Akşam biniyorsun, sabah 5'te oradasın. 9 saat dedi aşkım. Ne yapayım? Sabah 5'te orada olacaksın diyor. Yani aslında 11 saat sürüyor. Neyse. Yani biz Myanmar'da aldığımız en iyi bilgiyi burada aldık. Ve bize harita bile verdiler. Şöyle 2 tane harita verdiler. Biz şöyle bir şey yapmışız. Mandalay, Bagan, Inle, Yangon. Aynen. Şöyle. Mayasa'yı göremiyorum da şu an. Mayasa'yı, hayır Mayasa'yı şurada. Mayasa'yı bak. Ülkeyi şöyle dolaştık. Mayasa'yı, Mandalay'dan trenle Bagan, Bagan'dan otobüsle Inle, Inle'den otobüsle Yangon. Yangon'dan da Tayland'a mı gireceğiz bilmiyorum. Tayland'a girersek eğer 5000 20 lira falan yapar. Kişi başı. Parka geldik. Park çok güzel. Evet. Karnımız acıktı ve oturacak tek bir yer var. Buraya oturduk. Bir pizza yedik. Pizza çok güzeldi. Hadi patates kızartması söyleyelim dedi bir tane de zevk için. Hadi bir de dedi kendimizi ödüllendirelim biraz patates yiyelim. Doyduk ama. Doyduk, güzel doyduk. İnternete girdik, dinlendik falan. Şu an 2 saat falan geçti yani son kayıttan. Ve servis ücreti olarak da 3000 kayıt aldılar sağ olsunlar. Ama kendimiz kaçındık ya. Böyle bir yerde normal yani.
bu manzaraya, bu internete, bu oturacak alana falan. Temiz tuvalet. Yani evet, Myanmar'da gördüğümüz en 12 lira. Myanmar'da gördüğümüz en temiz tuvalet ve güzel peçeteleri var. Ben çaldık. Evet, çaldım ben. Çalarım abi, 12 lira benden servis ücreti almış. İşerim. Çalarım. Ama saçma yani. Sen kimsin ki benden servis ücreti alın? Restoran mısın? Sen kimsin ya? Yani? Neyse, burası da göl. Çok güzel. Sakin. Diğer tarafa girmiştik biz. O tarafta şey var, çalışma var. Çalışma olduğu için fazla bir şey görünmüyordu. Bu tarafa gelelim dedik. Bu tarafta böyle. Bakımlı denebilir. Oldukça temiz. Yani şöyle asfalt yol şehrin içinde yok. Bir yan tarafında şu tarafta kalıyor artık. Bir tane pagoda var büyük. Ünlü bir pagodası buranın. Oraya da gidebiliriz bugün. Ama çok güzel ağaçlar var. Şu ağaca bakar mısın ya? Bu ağaç nedir? Yani bu aşk ya. Aşk böyle. İzle bunu bir şimdi. Bak karga var. Sincaplar var şu an. Gözükmüyor ama bir yerlerde sincaplar var. Nereden gideceğiz şimdi? Hadi. Nereden gideceğiz? Telefona bakmam lazım. Bakayım telefona. Şöyle manzarası güzelmiş ama. Yol direkt. Pagodayız. Karpuz var. Şu kabak sanırım. Şunun adını unuttum. Ayvaya armuta benziyor. Şurada ardıç mı? Ne deniyordu? Şurada limon sanırım. Limon mu? Öyle bir şey. Hey! Merhaba! Pagoda'ya doğru giderken ya bunu hayatta hiç görmemiştim. Serçeleri tutmuşlar burada. Niye tutuyorlar? Aa, burada da balık var. Bıyıklı balıklar var burada, canlı. Dur daha çok. Ne yapıyorlar bunlar, anlamadım. Burada kuşları yem satıyor herhalde. Değişik bir ülke ya. Şunları sudan geçiriyor, kaplara koyuyor, kurutuyor. Alo. Alo. Sağ ol. Sağ ol. Ne yedikleri, ne yaptıkları belli değil. Burada sanırım bir ahtapot var. Nodul var. Müzeyine şey yapıyorlar. Görüntü veriyorlar. Burada bayağı kuş var. Hiç yenisi bir şey değil. Hele bu abinin elinden çıkacağı için hiç değil. Ama bu güzel ablam iyi içiyor. Valla bilmiyorum ne olduğunu. Burası da pagoda. Ayakkabımızı çıkarmamız için insanlar şey veriyor. Plastik torba. Çıkarıyoruz ayakkabıları. Kapıda bizi pençeli aslanlar karşıladı. Burada böyle. Ayakkabılar çıkıyor ama ayağıma bir şeyler yapışıyor burada. Yani pek de sağlıklı bir şey değil yani. Bir güvenlik var, uyuyor. Çaktırmamız lazım. Devam et. Yok, gel zaten burada bile. Belli olmaz bize. Günaydın. Anam çok sıcak bu. Ne bu? Ne bileyim. Su mu? Yok kız, çay. Çay. Biz zor bir gece geçirdik. Kaldığımız hostelde tahta kuruları vardı. Çok kötü. Hello abla. Çok sevdi beni öyle. Hostelde kullandıkları bir ilaç var. Onu sıkınca böyle belki 1-2 saat böcek çıkmıyor ortaya. 2-3 defa ondan sıktık yani. Hani böcek görüyoruz, öldürüyoruz, kalkıyoruz, sıkıyoruz. Uyuyoruz, kalkıyoruz, böcek görüyoruz, sıkıyoruz. Şimdi böyle bir yere geldik. Burası normal yol kenarında. Şöyle minik sandalyeler olan göstereyim. Şu kadar. Çantamı sığabileceğim. Çantamın götü kadar sandalye sığabileceği masalarda olan bir yere geldik. Şu ablaya gittik, şey sordu. Burada hep noodle var. Biz şeye sorduk. Omlet var mı? Omlet var mı diye sordu. O sırada bir tane taksici geçiyormuş. Siz omlet mi istiyorsunuz dedi. Evet dedik. Anlattı işte kendi dilinde.
Abla şimdi yapıyor, içine şey de koyacak, domates falan da koyuyor. Biz konserve yiyoruz son 10 gündür. Güzel oluyor. Kahvaltıyı otelde idare ediyorduk. Otelin kahvaltısı yok. Sadece verdiği 3-5 kek var işte. Tuna balığı yiyelim dedim. Hani içim çıkıyor. 10 gündür yiyorum. Tamam, güzel yiyor. Hoş da yani. Sabah ya, öğlen ya, olmaz. Yeni projelerimizden bahsetmek ister misin? Yeni nereden nereye gideceğiz, nasıl yapacağız? Bugün trenle Tayland'a geçmeyi planlıyoruz. Tayland'da da Bangkok'a geçeceğiz. Uzun bir yolculuk olacak. Bangkok'ta bir gün kalmayı düşünüyoruz. Belki 2 gün olur. Dinlenmemize ve çamaşırları yıkamamıza bağlı, çırpmamıza. Orada da... Thank you. Acayip bir yolculuk. Neyse, yiyeceğiz artık. Orada da Decathlon'a gitmeyi planlıyoruz. Decathlon'dan da 3 kişilik bir çadır alacağız. Çadırı zaten ihtiyacımız vardı. Çadıra ihtiyacımız var. Çünkü benim çadır çok güzel fakat Benena çok alçak kaldığı için. Türkiye'deki sadece... çadırımız vardı. Yanımızda değil. Aynen. Türkiye'deki çadır çok rahat uyunabiliyor içinde. Çok gerçekten fresh. Öğlene kadar uyuyabiliyorsunuz. Ama bizim ihtiyacımız çadır var. Çadır alsana aşkım. Koysun şu. Daha yüksek bir çadır. Hani giyinebilmek için. Bakalım biz bir yemeğimizi yiyelim. Afiyet olsun. Şimdi omleti aldım. Altından çıkan yağı göstermek istiyorum. Yağı o kadar çok seviyorlar ki. Şu an temizlenmiş hali bir omleti üstüne koyunca bu kadar böyle yarım kilo yağ çıktı içinden. Her tarafımız yağ. Afiyet olsun. Her gittiğimiz yerde bu çeşit çaylar var. Bugün kahvaltıda pilav, şöyle bezelyeye benzer bir şey ve çok yağlı omlet yedik. Bakalım öğle yemeğinde bizi hayat nelerle ödüllendirecek. Sen temizlik yapıyorsun galiba. Evet. Bu yediğimiz... çok güzel. Çok özledim. Bu yediğimiz yemek bize 8 TL'ye mal oldu. 2000 kıyas. Hafif bir mide bulantısı gibi bir şey hissediyorum. Bakalım. Ben de. Bu yağdan bence. Yağdan herhalde. İnşallah. Dert etmeyiz. Thank you so much. Have a nice day. Yok anlıyorlar sanki beni. Güzeldi yine. Ablaların güler yüzü bile yeter. Bu bizim olduğumuz yerde böyle bir kitchen var. Şu an sadece ördek var kitchen'da. Burada MSI var, işte bilgisayar var. Hep bilgisayar ve türevleri olan dükkanlar var. Aynen. Güzel yerler. Hani böyle girince çıkmak istemeyeceğimiz yerler. Erkeklerin özellikle. Şimdilik nereye gidiyoruz bilet almaya? Bu tür sokak satıcıları burada da her yerde ama pek bizim damak tadımıza göre şeyler yapmıyorlar genelde. Çok yağlı şeyler yapıyorlar. Burada da ağızlarına attıkları o şeyden satılıyor. Arkasında da eczane var. Hello. Göstermek istediğim asıl tatlı şey ise... Nasıl sarıcık? Nasıl hoşuna gidiyor? Bir sarı sevdim. Şimdi geldik, elimizde harita var. Haritayı göstereceğiz. Bu sefer kolay alacağımızı düşünüyorum. Bu konularda çok sıkıntı yaşıyoruz. Hadi bakalım güzel. Sana güveniyorum. Hello. Hello. Today. 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 Yes. Today. 6 o'clock. Yangon Station. The ticket counter is Yangon Station. Yangon Station? Yeah. This is Yangon Station?
No, this this count as tomorrow. Where is Yangon station? Today. Ya sinir bozucu olduğu kadar biraz da iğrenç. Ne dersin Müzey Hanım? Babadan o. Nesil bunlar? Hadi bakalım tekrar Yangon Station'a. Bilet nasıl alınmaz attı videomuza hoş yani, geldiniz. Yani gezmek o kadar kolay değil. Güzel ama böyle zorlu yanları var işte. Uğraşıyoruz. Oradan oraya. Anladın mı? Devlet dairesi gibi. Oraya gönderiyor. Turla gelmek lazım ya. Sen turla gel Müzey. Kaç para ya, tur? Söyle bakayım. 10 günlüğü 24 milyar. 24 milyar. Ama gelişin gidişin otelde konaklaman. Yani otelde konaklaman, rehberliğin falan hepsi 24 milyarmış. Araştırdık. Biliyoruz biz bunları. Hepsini biliyoruz. Biz şu an 11 gündür buradayız. Kaç para harcadın Müzey Hanım? Ne kadar harcadık? $600 falan. Yani 24 milyarım varsa ve Myanmar'a gelmeyi düşünüyorsan gelme. Ev kredisine gir. Dün benim karpuzumu çalan çocuk bu. Dün benim karpuzumu çaldı sen. He? Minnoş ya. Tatlış. Bunlar da sigara satıyor. Kireç yapıyorlar. O ağızlarına soktuklarından yapıyor. Şuradaki de karpuz aldım abla. Hadi bakalım. Aynı köprüden ikinci sefer geçiyoruz ve hala bilet alamadık. Ve akşam bir kere daha geçeceğiz. Şey, trene gitmek için. Yangon'da tren istasyonu platform 1. Manzaralar şöyle. Yatan insanlar. Alo. Bize bir şey demiyorlar. Oo, ekmek. Ekmek bulmakta zorlanıyoruz. Bulduğumuz zaman da sütten yapım. Süt. Sütlü oluyor. Onun için tatlı oluyor. Bence şurası. Burası tourist information. Dün geldiğimiz yer. Hello. Sorry, where is the ticket office? Ticket office. Göster. No, Mandalay, no. Malami. 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 Şimdi hangisi uyumalı? Bert. What? Malami. Malami. Yes. Malami. Yes. Today. 6 p.m. yeah? 6 p.m. yes. Yes. Upper class. Upper class. Upper class or lower class? Upper. Upper class. Sleeping bed? Sleeping? No sleeping. Seat. Upper. Upper. Okay. How much? $2,250. Okay. Neye bakıyorsun acaba şu anda? Çok merak ediyorum. Bu sor niye? Yes. Yes. 8 sefer sorduğuna göre bir şey yok orada. Başardık. 7 saat sonra trene bineceğiz. Yangon'da gerçekten pek bir şey bulamadık. Nihayet Yangon'un son günümüz. İşte size bahsetmiş olduğumuz tahta kurulu hostel burası. Burası benim yatağımdı ama hiç kullanmadım. Ender'in yanında yattım. Afiyet olsun tatlım. Duyuyorum. Ne haber? Tahta kuruları sizce neden geliyor buraya? Hayır canım, onun alakası yok tabii ki. I don't know. He's on my side. How do you do check-in? Bu da yeni gelen arkadaş. They came here yesterday. And nobody also. O da garipsedi. Sometimes you need wait. Siz nasıl check-in yaptınız? Sana ne lan? Biz bütün gece burada. Yorgun üstümüzü çektik. Ceketimizi giydik. Uzun böyle eşofman altımızı giydik. Ay, çok kötü. Yani şöyle pıt çıkıyor, öldürüyoruz. Şuradan pıt çıkıyor, öldürüyoruz. Böyle 5-10 dakikada bir kalkıyoruz. Şu an gitmeden kahve keyfi yapıyoruz. Ben check out dedikten sonra
Bir de öyle bunu güzel başka ki, bir yerde yapamazsın zaten. Aynen, burası normal bir, burası hostel değil. Değil burası değil, adam yani bir tane katı böyle kapatmış. Dağda kurularıyla turistleri adaya doldurmuş. Aynen, aynen. Ve klima hiç kapanmıyor. Normal hostellerde 12'de falan kapanıyor. Evet. Akşam 6'da falan açılıyor. Normalde biz hostellerde 11-12 gibi hemen hazırlanıp çıkarız. Hani dikkat ederler çünkü yeni biri gelir falan vesaire diye. Şehrin en ucuz hosteli burası olduğu için konaklama yeri. Ondan sonra neyse saat şu an 2'ye geliyor değil mi aşkım? 1:30-2. Kıza dedik ki biz check-out yapacağız. Tamam dedi. Hala yatıyoruz ama burada. Kalk. Ya ne bilsin. Şimdi burada görevli 2 kişi var. Bu ablamız var. Bir tane de abimiz var. Bu kızımız çok tatlı ama okay. Ne diyor acaba? Kimseye anlamaz. Kokluyor şeyleri. Hangi sitemiz olduğunu bilmiyor. Ya çok kötü bir hostel burası ya. Bu abi de geldi. Abi de geldi şeyli. Nereliydi bu ya? Çinli ama İsviçre'de yaşıyor. 10 yıldır. Garson. Bu da buranın görevlisi. Çok komik bir yer burası şu an. Wait here. Come back. Okay. I go out. I come back. It's okay. Okay. Şeyi çarşaf evde. O kaynı falan aç herhalde gidecek. Ne zaman geleyim diye. Her zaman gelebilirsin diye. Şu çantamızı hazırlayalım. Biz de gidelim artık. Burası komik olmaya başladı. Adam da yazık. Çantasını bırakıp içe yemek yiyecek. You can speak enough. İnternet. İnternet. Çok komik. İnternet very good. Yatağı yok mu? Yatağı yok mu? Var var var. Good neighbor. Hiçbir şey gelmez başına, merak etme. Aynen. Ya abi de diyor ki çantam burada diyor. Sen de yoksun diyor. Ne yapacağım ben burada diyor. Niye bırakayım diyor. Ay var ya. Aynen, bize de aynı şey yaptı. Neyse. Aynen. Biz bir gidelim artık ya. Bana otel yetti. Burada kız varmış Müse, yukarıda. Ha. Sorry. Evet. İşte böyle. Tamam. Evet. Tamam, hadi görüşürüz. O kim biliyor mu? Biliyor, biliyor. Ha. Nasıl değişmiş? Burada bir abla var. Abla. Yok yok. Kendini seviyor. Yani böyle bir taksiyon. Kızıl saçlar mı? Dikkat edelim. Neyse, hadi görüşürüz. Oradaymış hep ya. Bilmiyorduk biz onu. Konuşuyordu ya. Evet. Son zamanlarda. Böyle nehir ayırıyor. Taraf Myanmar. Taraf Tayland. Tayland'ın görüntüsüyle güzel be.